Sevgili gençler, bu dersimizde sizlerle beraber 1. dönem 1. matematik yazılısına hazırlık çalışması yapacağız. İlk etapta aşağıda verilen açı çevirmeleri yapalım demiş, bu soruyla başlayalım. Şimdi böyle bir sayı var ve bize kaç derecedir diye soruyor. Pi'li olduğu zaman bu radyan cinsindendir. İstersen pi yerine 180 yazarak, istersen de denklem kurarak çözebilirsin. Ben burada pi yerine 180 yazayım, yani 4 çarpı 180 bölü 5 dedik, tamam. Şimdi buradan devam edecek olursak ne yapmam lazım? 180'i 5'e bölmem lazım. Bölelim. Şimdi 18'in içinde 5 kaç defa var? 3 defa var. Geriye kaç kalmış oldu? 30. 30'un içinde 5 ise 6 defa var. Şimdi buradan 36 ile 4'ü çarpacak olursak 6 kere 4 24. Elde var 2. Burası 12, bir de elde 14. Yani burası 144 derece çıkmış oldu arkadaşlar. Eğer bu şekilde derece verip de radyan isterse derece bölü 180 eşittir radyan bölü pi formülünü kullanabiliriz. Bunu burada da kullanabiliriz. Yani buradaki derece bölü 180'i yazdıktan sonra radyan yerine buradaki ifadeyi yazarız ve yine içler dışlarla sonuca ulaşabiliriz. Burada dereceyi 300 verdiği için gelip derece yerine 300 yazıyoruz şöyle. 300 bölü 180 olmuş oldu. Bu da radyan bölü pi. Tabii ki radyan aradığı için burada radyanı çekeceğiz. Şöyle sadeleştirelim yalnız. Bakın bunu 6'ya bölelim 5 olsun. Bunu 6'ya bölelim 3 olsun. İçler dışlardan 3 tane radyan 5 tane pi'ye eşit olmuş oldu. Radyanda 5 pi bölü 3 olarak hesaplandı bu kısımda. Burada ise 2 tane açı derece değeri vermiş bize. Bakın bir derece, dakika ve saniye cinsinden ikisi de. Bunların toplamını ve farkını bulalım demiş. Şimdi hadi biz de bulalım. Yani alfa artı beta'yı inceleyelim ilk etapta. Şimdi alfa artı beta'yı incelemek için bunları alt alta yazalım. Yani 14 derece, 28 dakika ve 50 saniyeyi yazdım. Bu alfa. Sonra 30 derece, 10 dakika ve 45 saniyeyi yazdım. Bu da beta. Bunları toplayacak olursak bakın ne yapalım. Şimdi şu kısmı topladığım zaman, kalemimi bir değiştireyim, şu kısmı topladığım zaman 95 oluyor, öyle değil mi? Şimdi buraya 95 yazmam, çünkü 95 saniyenin içinde bir tane ne var? Dakika var. Bu 95 saniyenin içindeki 60 saniyeyi alıp 1 dakika yaparsam geriye buraya 35 saniye kalır. Şimdi burada elde var 1 dakikam var benim, buraya katacağım. Şimdi 28, 10 daha 38, bir de burada var 39 dakika gelmiş oldu. Burayı topladığım zaman da 44 derece olarak bulduk bakın alfa artı beta'yı. Şimdi sırada alfa eksi beta'da, bunu hesaplayacak olursak bu kez de yapmam gereken şey beta'yı yazıp 30 derece 10 dakika ve 45 saniyeden 14 derece 28 dakika ve 50 saniyeyi çıkarmak olacak. Şimdi normal çıkarma işlemleri gibi yapacağım. Yani 45'in içinden 50 çıkmaz. Ne yaparım? Buradan bir tane dakika alırım. Buradaki bir dakika buraya geldiğinde 60 saniye olur. Şu ikisi beraber 105 saniyedir. 105 saniyeden 50 çıkacak olursa burada da 55 saniye kalır. Şimdi burada artık 9 dakika var. 9 dakikadan 28 dakika çıkmaz. Buradan bir derece alırım. Bir derece 60 dakikadır. O yüzden burası 69 dakika oldu. 69'dan 28 çıkaracak olursak da 41 dakika olarak bulmuş olduk. Burası artık 29 derece. 29 dereceden de 14 dereceyi çıkarırsak 14 dereceyi, burası 15 derece olacak arkadaşlar. Ve alfa eksi beta'nın değerini de bu şekilde hesaplamış olacağız. Evet, buradaki sorumuzda ise aşağıdaki açıların esas ölçülerini bulalım demiş. Esas ölçü demek 2 pi ya da 360 derecenin arta kalanıdır arkadaşlar. Mesela burada yapmam gereken şey 4300 dereceyi 360'a bölmek ve arta kalan da bizim esas ölçümüz olacak. Şimdi bunun içinde bir defa var. Buradan 360 çıkarıyorum. Burası 0 oldu. 13'ten 6 çıktı. Burası 7 kaldı. Burada ise 0 kaldı. Şimdi tekrar bunu indiriyorum. Bunun da içinde yine bir defa var. Çarpıyorum. Burası 360 oldu. Çıkardım. Burası 0. Burası 4. Burası da 3 oldu. Bakın bunun esas ölçüsü 340 dereceymiş. Negatif olduğu durumlarda da yine aynı şekilde 360'a 3'e bölebiliriz. Ya da 360'ın katını da ekleyebiliriz. Şöyle de yapabiliriz bakın. Eksi 3610 burası. Ben bunu 360'ın katı olan artı 3600'e eklersem bakın 360'ın 10 katı. Burası ne olacaktır? Eksi 10 olacaktır. Tabi negatif olmadığı için bunu pozitif yapan bir tane daha 360 derecesi ekleyecek olursam burası da 350 derece olacaktır. Bunun esas ölçüsü. Radyanlı şeklinde verildiğinde ise yapmam gereken şey 2pi'yi tamamlamak. Yani eksi 7pi'nin üzerine 2pi'nin katı olan ve bunu da direkt pozitif yapan bir sayı ekleyelim. 4pi olmaz, 6pi olmaz. Mesela 8pi'yi eklersek şayet burada da ne gelir? Pi gelir. Bunun esas ölçüsü. Aynı mantıkla buradaki işlemde ise yapmam gereken şey 4pi bölü 3'ü 2pi ya da katı olacak şekilde ayırmak. Mesela ben onu 12pi bölü 3 artı 2pi bölü 3 şeklinde ayırırsam buradaki kısım 4pi olacaktır. 2pi'nin katı artı 2pi bölü 3 olacaktır ve benim esas ölçüm bu kısım olacaktır. Yani 2pi bölü 3 kısmı olacaktır. Buradaki sorumuzda A ve B değerleri verilmiş sinüs ve kosinüs cinsinden. Buna göre A ile B'nin değer aralığı nedir demiş. A artı B'nin değer aralığını. Şimdi bunu bulabilmek için yapmam gereken şey şudur arkadaşlar bakın. Sinüs x'in 1 ile eksi 1 arasında, tabi bunlara eşit de olma ihtimali göz önünde bulundurarak bu ikisi arasında olduğunu biliyoruz. Şimdi A sayımızda ise bunu 5 ile çarpmış. O zaman biz de her kısmı 5 ile çarpalım. Yani burası eksi 5 olsun. Burası 5 sinüs x olsun ve burayı da 5 ile çarpalım ve burası da yine 5 olsun. Ve burada her kısımdan 1 çıkarmış. Buradan 1 çıkarırsam eksi 6 olsun. Burası 5 çarpı sinüs x eksi 1 olsun ve burası da ne olsun? 4 olsun. O halde şu kısmı bulduk. O kısım nedir bakın arkadaşlar? A'dır. Yani ben eksi 6 A ve 4 olarak buluyorum A'yı. Şimdi gelelim B'ye. Şimdi bunu hesaplarken de yine biliyorum ki kosinüs x'in 1 ile eksi 1 arasında olduğunu. Bu 2 ile çarptığı için her yere eksi 2 ile çarpalım. Burası eksi 2 olsun. Burası 2 kosinüs x olsun. Burası da 2 olsun. Daha sonra her yere 1 eklediği için 1 ekleyelim. Burası eksi 1 olsun. Burası 2 kosinüs x artı 1 olsun. Burası da 3 olsun mesela. Şimdi buradaki şu kısma bakarsanız burası da ne oldu? B oldu. Gelip B'yi de bunun altına yazalım. Yani eksi 1 diyoruz. B diyoruz ve buraya da ne yapıyoruz? 3 diyoruz. Bana toplamın değerini sorduğu için bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Topladığım takdirde burası eksi 7. Burası A artı B ve burası da ne olmuş oldu? Bakın 7 olmuş oldu. Eğer bu şekilde bir oran verilir de her yere sinüslü ve kosinüslü olursa biz buradaki tanjantı bulabilmek için sinüs ve kosinüs değerlerinden bir oran yakalamalıyız. O halde oran yakalayabilmek için bunun altına gizli 1 var deyip içler dışlar çarpımı yapalım. 1 ile pay kısmı çarpılırsa burası 3 kosinüs x artı 2 sinüs x olacaktır. Daha sonra buradaki 2 ile payda çarpılırsa burası 4 kosinüs x eksi 6 sinüs x olacaktır. Şimdi buradan kosinüsler ve sinüsler bir tarafa yazılacak olursak bakın kosinüsü bu tarafa atarsam burada bir tane kosinüs x kalır. Bunu bu tarafa atarsam burada 8 tane sinüs x olmuş olur. Şimdi bizim tanjantımız neydi arkadaşlar? Tanjantımız sinüs x bölü kosinüs x de öyle değil mi? O halde ben burada her yeri kosinüse ve 8'e bölecek olursam yani ilk başta da kosinüse bölelim. Bunu kosinüs x'e bölelim. Burayı da kosinüs x'e bölelim. Ne oluyor? 8 çarpı sinüs x bölü kosinüs x eşittir 1 oluyor mesela. Her yeri 8'e de bölersem sinüs x bölü kosinüs x'in 1 bölü 8 olduğunu buluyoruz. Şimdi sin bölü kos neydi tabii ki de? Tanjant. O halde demek ki tanjant x 1 bölü 8'miş. Evet, buradaki sorumuzda ise tanjantla kotanjantın toplamını vermiş bize 1 bölü 3 olarak ve bizden kotanjant kare x ile tanjant kare x'in toplamını soruyor kaç diye. Bu tarz sorularda bizim bildiğimiz birkaç tane özellik var. Neydi o? Tanjant x ile kotanjant x'in çarpımının 1 olduğu özellikti, öyle değil mi? O halde buradaki kısımda ben her iki tarafın karesini alırsam şayet şu şekilde. Birinci kısımda ne buluyorum bakın? Tanjant kare x artı yani birincinin karesi. Birinciyle ikincinin çarpımının 2 katı yani 2 tanjant x artı çarpı kotanjant x artı ikincinin karesi de ne olacak? Kotanjant kare x olacak. Buradan 1/3'ün karesini de 1/9 olarak hesapladıktan sonra bildiğimiz unsurları yerine yazalım. Yani tanjant x ve kotanjant x'in ne olduğunu biliyormuşuz biz? 1 olduğunu biliyormuşuz. O halde burada tanjant kare x ile kotanjant kare x'in toplamını, yani bunu buraya yazdım, bunu buraya, artı 2 kere 1 2 eşittir 1/9 olmuş oldu. Yani tanjant kare x artı kotanjant kare x'i soruyordu bana. Ben 2'yi karşıya atıp 1/9 eksi 2 dersem buradan da sonucumuzu bunu çarpalım. Ne olsun? 18 olsun. 1'den 18'i çıkaralım. Eksi 17/9 olarak hesaplamış oluyorum. Buradaki sorumuzda ise ifadesin en sade hali kaçtır diye soruyor bize. Bu tarz bir soru mutlaka yazılımızda da gelecektir. Burada bilmem gereken şeyler kos kareler ve sin kareleri gördüğümde şunları unutmayalım. Bakın, kosinüs kare x ile sinüs kare x'in 1 olduğunu unutmayalım. Şimdi bir de buradan kos kareyi ben burada yalnız bırakırsam, sinüsü karşıya atarsam 1 eksi sin kare x'e eşit olduğunu ya da sinüs kare x'i burada yalnız bırakırsam bunu karşıya atarsam 1 eksi kos kare x'e eşit olduğunu unutmayalım. Bazı tip sorularda işimize yarayacak olursak, bakın burada tam kareler oluşuyor. Yani 1'in karesi eksi kosinüs kare x şeklinde tam kare formülünde, yani a kare eksi b kareyi de ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Bu da a eksi b çarpı a artı b şeklinde olacak. Bu soruda kullanır mıyız, kullanmayız mı bilmem, ama en sade halinde bunu da kullanacağız. Tamam, bakalım bu soru bize neler gösterecek, ona geçelim. Şimdi burada 3 tane kosinüs kare x var, 4 tane sinüs kare x var. Ben bunu şu şekilde yazacak olursam, bakın, bir tane sinüs kare x'i burada ayırayım. Artı burası 3 tane sinüs kare x kalsın. Artı yanında 3 tane de kosinüs kare x var, bir de eksi 4 var. Paydada da 2 kosinüs kare x varmış. Şimdi şurada 3 parantezini aldığım zaman kos kare ile sin karenin toplamını bulmuş oluyorum. Demek ki burası 1 ise 3 ile çarpıldığında, yani şöyle göstereyim ben. Yani 3 parantezini aldığımda sinüs kare x artı kosinüs kare x olduğuna göre bu kısım, burayı da 1 olarak biliyorsam şayet ne olacak? Bakın burası sinüs kare x artı burası 1 ise 3 ile çarpıldığında 3 eksi 4 olmuş oldu. Paydada da ne var? 2 kosinüs kare x var. Şimdi buradan yapmam gereken şey şu. Sinüs kare x dedim. 3'ten 4 çıkarsa eksi 1 bölü. Burası da 2 kosinüs kare x olmuş oldu. Şimdi burada bakın neye eşit? Şuraya. Şu kısmı yazmıştık değil mi? 1 eksi sin kare x kosinüs kare x'e eşitse sin kare x eksi 1 de eksi kosinüs kare x'e eşit olur. Paydada ise 2 tane kosinüs kare x var. Artık buradan yapmam gereken şey nedir? Sadeleştirmeler. Yukarıda eksi 1 kaldı. Paydada ise 2. Demek ki bu ifadenin en sade halini eksi 1/2 olarak bulmuş oluyoruz. Yine bir en sade hali sorularından, bu sefer tanjant, kotanjant, sekant ve kosekant ifadelerimiz var. Bunları olabildiğince açalım arkadaşlar. Yani mesela tanjantın ne olduğunu biliyorum. Ben sin bölü kos olduğunu biliyorum. O halde karelerini alacak olursak, bakın, sinüs kare x bölü kosinüs kare x olacaktır. Burası eksi kotanjant kare x ise kosinüs kare x bölü sinüs kare x olacaktır. Tabi buradaki işlem için payda eşitlemem gerekecek. Şöyle bir kesir çizgisini çekip alt kısma geçelim. Sekant kare x'in de 1/kos kare x olduğunu biliyoruz. Eksi kosekant kare x'in de 1/sin kare x olduğunu biliyoruz ve bunları da yazdık. Şimdi payda eşitleyelim arkadaşlar. Yani şurayı sinüs kare x ile, burayı da kosinüs kare x ile çarpalım. Aynı mantıkla burayı da sinüs kare x ile, burayı da kosinüs kare x ile ne yapalım? Çarpalım. Şimdi bu çarpmaları yaptıktan sonra ne oluyor? Bakın, sin kare x ile sin kare x çarpılıyor ve sinüs 4x oluyor. Eksi kos kare x ile kos kare x çarpılıyor ve kosinüs 4x oluyor. Peki paydada ne oluyor? Sinüs kare x çarpı kosinüs kare x olmuş oluyor. Böldüm. Burada ise yine aynı mantıkla sin kare x eksi kos kare x oluyor pay kısımda. Paydada ise sin kare x çarpı kosinüs kare x olmuş oluyor. Burada birinci kısmı aynen yazıp ikinci kısmı ise ters çevirip çarparsak, bakın ne oluyor? Şuradaki kısımlar paydaları gidiyor ve geriye kalan ifade sinüs 4x eksi kosinüs 4x pay kısmında kalıyor. Sinüs kare x eksi kosinüs kare x de payda kısmında kalıyor. Şimdi biraz önce ben size ne bahsettim? İki kare farkından bahsettim. O halde burası sin kare x ile kos kare x'in iki karesidir, değil mi? Sin kare x'in karesi, kos kare x'in karesi. O halde bu kısmı ben sinüs kare x artı kosinüs kare x çarpı sinüs kare x eksi kosinüs kare x diye açabilirim. Payda kısmında ise sinüs kare x eksi kosinüs kare x var. O halde burada bir adım daha ileri gidecek olursak bunlar ne yapar? Sadeleşir. Şimdi bu kısma baktığımda sonuç olarak elde ettiğim şey ise sinüs kare x artı kosinüs kare x olmuş olacak. Peki sin kare x ile kos kare x'in toplamı nedir? 1'di. Öyle değil mi? Demek ki bunun en sade hali, yani bu ifadenin en sade hali 1'miş. Buradaki sorumuzda ise alfanın 0 ile pi bölü 2, yani 0 ile 90 derece arasında olduğunu söylüyor. Ve tanjant alfanın da 0,4 olduğunu söylüyor. Şimdi ben şuradaki tanjant alfayı bir düzenlemek istiyorum ilk etapta. 0,4 4 bölü 10'dur. Bir de sadeleştirirsek 2 bölü 5 olarak buluruz. Şimdi bize bu oranlardan, yani tanjant, kotanjant, sinüs ve kosinüs gibi oranlardan bir tanesini bile verse biz geri kalan her şeyi bulabiliriz. Nasıl buluruz? Hemen bir üçgenimizi çizeriz. Şimdi üçgenimi şu şekilde çizdikten sonra şuranın alfa olduğunu düşünecek olursak tanjantımız karşı komşu olduğu için burası 2, burası da ne olacaktır? 5 olacaktır. Şuradaki x'i de Pisagor bağıntısıyla elde edebiliriz. Yani x kare eşittir 2'nin karesi artı 5'in karesi olmuş oldu. X kare de buradan 29 çıktı. O halde x de kök 29 oldu. 29 asal olduğu için kök dışına çıkamaz herhangi bir şekilde. Şimdi her şeyi bulduk. Artık kosinüs alfayı bulabiliriz. Kosinüs alfa ise komşu hipotenüstü, yani 5 bölü hipotenüsümüzü de kök 29 olarak bulduk. Şimdi sinüs alfaya bakacak olursak bu da karşı hipotenüstü. O zaman karşı hipotenüs yapıp 2 bölü kök 29 olarak bunu da hesaplamış olduk. Eğer bize kotanjant sorsaydı zaten kotanjant da bunun tersi olacağı için 5 bölü 2 yani komşu karşı şeklinde de bulunabilirdi. Bu tarz şekilli ifadeler de oldukça karşımıza geliyor. Bakın arkadaşlar, burada benim alfanın sinüsünü, kosinüsü, kotanjant ya da tanjantını bulabilmem için tam bir dik üçgenin üzerinde olması lazım. Şimdi bunun olduğu dik üçgene baktığımızda kenarlar için yorumlar yapamıyoruz. Atıyorum buraya 2 birim diyebilirim ama şuradaki çizgiye herhangi bir birim diyemem ya da buradaki çizgiye de herhangi bir birim diyemem. Şimdi bizim yöndeş açılarımız var, öyle değil mi? O halde ben buradaki alfaya giderim, şuraya taşıyabilirim. Hemen buradaki alfayı bununla yöndeş olduğu için buraya taşıyabilirim. Buraya taşıdıktan sonra bakın bu bir dik üçgenin tam köşesi oldu ve buradaki kenarları belirleyebiliriz. Örneğin burası 3 birimdir. Öyle değil mi? Şuraya baktığımda burası 4 birimdir. 3, 4, 5 üçgeni o zaman şu kısımda 5 birim olacak. Öyle değil mi? Bu şekilde Pisagor'la o kısmı da, şu kırmızı çizgiyi de hesaplayabiliriz. Şimdi artık bana istediğini sorabilir, cevaplandırabiliriz. Şimdi kotanjant alfayı sormuş örneğin. Kotanjant alfa neydi? Komşu karşı olduğu için cevap 3 bölü 4 olacak. Eğer bana tanjant alfayı sorsaydı karşı komşu olduğu için 4 bölü 3 şeklinde bunu bulurduk. Eğer bana kosinüs alfayı soracak olsaydı bura 4, 3, bura 4, burası da 5 olarak hesaplanacağı için Pisagor bağıntısından komşu hipotenüsten dolayı 3 bölü 5. Eğer sinüs alfayı sorarsa şayet ne yapacağız? Karşı hipotenüsten dolayı da 4 bölü 5 şeklinde bu ifadeleri tek tek hesaplayabilirdik. Bu şekilde verilen yamukta ise dik üçgen oluşturmamız oldukça kolay. O halde tek yapmam gereken şey karşıya bir dikme indirmek olacak. Bu dikmeyi indirdikten sonra buranın 5 ise buranın 5 olduğunu, buranın 3 ise buranın 3 olduğunu biliyoruz. Tamamının 7 olduğu bir durumda buraya da ne düşüyor? 4 düşüyor. Şimdi buradaki şu kısmı da bulalım. Şimdi o kısmı nasıl bulacağım? 5'in karesi artı 4'ün karesi eşittir x kare olarak hesaplayacağım. Burayı toplayacak olursak burası 41 oluyor, eşittir x kareden. X'i de biz buradan kök 41 olarak hesaplıyoruz. Tamam, burası kök 41 olmuş oldu. Peki bana sorulan şey sinüs alfa ile kosinüs alfanın toplamı. Şimdi artık benim alfam bir dik üçgenin açısı olduğuna göre ben burada sinüsü de kosinüsü de bulabilirim. Sinüs dediğimiz ifade karşı hipotenüs olduğuna göre 5 bölü, bunu da ne olarak bulduk şimdi? Kök 41 olarak bulmuş olduk. 5 bölü kök 41 oldu. Sonra artı kosinüs ise komşu hipotenüs olduğuna göre 4 bölü kök 41 olmuş oldu. Ve buradan da bunların toplamı 9 bölü kök 41 şeklinde hesaplanmış oldu arkadaşlar. Evet, buradaki sorumuzda ise x'i soruyor arkadaşlar. Bakın neler verilmiş. 40 verilmiş, 20 verilmiş, kenarlar verilmiş. O halde hemen böyle durumda şuradaki açıyı da biz hesaplayalım. Şimdi ben 40 ile 20'yi toplayacak olursam bakın ne yapar? 60 yapar, öyle değil mi? Şimdi bunu 60 olarak bulduk. Şimdi ben bu 60'ı 180'den çıkaracak olursam 120 olarak buradaki açıyı bulmuş olurum. Buradaki açı 120 ise o halde kosinüs teoremi kullanabiliriz. Nasıl kullanılıyordu kosinüs teoremi? 120'nin karşısındaki x'in karesi eşittir 4'ün karesi artı 5'in karesi eksi 2 çarpı 4 çarpı 5 çarpı kosinüs 120 olacak. Tamam. Şimdi buradan devam edelim. X kare eşittir. Şu kısmı topladığımda burası 41 oldu. Eksi. Burası ise 8, 8 kere 5'te 40 olmuş oldu. Çarpı. Şimdi kosinüs 120'ye bakalım. Bu ikinci bölgededir ve kosinüs ikinci bölgede eksidir. O halde buraya eksi diyeceğiz. Peki bu aynı zamanda eksi kosinüs 60'a eşittir değil mi? Birbirini 180'e tamamladığı için isim de değişmiyor ama ikinci bölgede olduğu için negatif olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Peki kos 60 nedir? 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'yi de yazdık burada. Yani bunun cevabı 41 artı eksili eksinin çarpımından 40 bölü 2'den de ne gelecek? 20 gelecek. Yani buradan x kareyi ben 61 olarak buluyorum. O halde x'i de kök 61 olarak hesaplamış oluyorum. Evet, buradaki sorumuzda ise bakın arkadaşlar yine bize x'i soruyor ve buradaki ifadede yani şurada gördüklerimizi buraya da yazmış, işte dik olduğunu, 3 birimi, 1 birimi, 2 kök 2 birimi, 2 birimi her şey söylemiş. Bize x'i soruyor. Şimdi x'i bulabilmek için arkadaşlar bakın şuradaki açıyı bulursam ben şayet kosinüs teoremini kullanabilirim. Fakat kosinüs teoremini kullanabilmem için bir de benim şuradaki kenarı bulmam gerekecek. Tabii bunu Pisagor bağıntısıyla yapalım. Buna a diyelim. 3'ün karesi 9 eşittir 2 kök 2'nin karesi yani 8 artı a'nın karesi olacak. Bunu buraya alırsam 1 eşittir a kareden a'yı kök 1 yani ne olarak buluyoruz? 1 olarak buluyoruz. Yani burası da neymiş? 1'miş. O halde bakın şurada gördüğümüz bütün üçgeni göz önünde bulundurursak değil mi? Bütün üçgeni göz önünde bulundurursak. Alfanın karşısında x var yani x'in karesi eşit olacak. Şuranın tamamı 4, 4'ün karesi. Artı şuranın tamamı 3, 3'ün karesi. Sonra eksi 2 çarpı 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa diyeceğiz. Tamam, şimdi buradan devam edelim. X kare eşittir. Buranın toplamı 25 oldu. Eksi 8, 8 kere 3, 24 çarpı kos alfa. Kos alfa dediğimiz ifade komşu hipotenüs olduğuna göre buna da 1 bölü 3 diyeceğiz. Burayı 1 olarak hesapladık. Hipotenüsümüz de 3 sonuçta değil mi? Şimdi buradan yola çıkacak olursak şunlar sadeleşebilirler ve burası 8 olur. Yani x kareyi 25 eksi 8 şeklinde bulabilirim. Yani buradan x kareyi şu şekilde devam edelim. 15'ten 8 çıktı, 7 kaldı. 1, 17 olarak bulurum. Yani arkadaşlar x'i kök 17 olarak hesaplamış olurum. Evet, bu tarz sorularda ise arkadaşlar eğer tabanları birbirine eşit verdiği durumlar varsa yükseklikleri de bu iki üçgenin eşit olduğuna göre alanlarının da eşit olduğunu söyleyebiliriz. Alan deyince trigonometri de aklımıza ne gelecek? Sinüs gelecek. O halde sinüste alan formülünü hatırlayalım. Neydi? Bir üçgen varsa şayet burası A ise burası B ise buradaki de açıyı da biliyorsam ben 1 bölü 2 çarpı A çarpı B çarpı sinüs alfayı kullanarak bunun alanını hesaplayabiliyorduk. Yani alan dediğimiz ifadeyi böyle hesaplayabiliyorduk. O halde şuradaki sayıyı da bilmiyorum, oraya da x diyeyim, yani buradaki uzunluğun ölçüsüne de x diyeyim. Şimdi neden böyle alan aklıma gelecek? Çünkü taban uzunlukları ve yükseklikleri eşit olan buradaki üçgenle buradaki üçgenin alanları birbirlerine eşittir. O yüzden biz de alan kullanıp bunları birbirine eşitleyebiliriz. Şimdi şu kısmın alanına bakacak olursak nedir? 1 bölü 2 çarpı 4 çarpı x çarpı sinüs alfa olacaktır. Daha sonra şuradaki kısmın alanına bakacak olursak burası da 1 bölü 2 çarpı 5 çarpı x çarpı sin 60'a eşittir. Bakın hepsini ne yapmış olduk? Yazmış olduk. Şimdi buradan yola çıkacak olursak burada bakın 1 bölü 2'ler x'ler değil mi? Sadeleşiyorlar. Bunlar sadeleştikten sonra 4 çarpı sinüs alfa bu tarafta kalıyor. 5 çarpı sin 60 da bu tarafta kalıyor. Peki sin 60'ın ne olduğunu biliyorum ben. Kök 3 bölü 2 olduğunu biliyorum. Burada bunun da altına gizli 1 var sonuçta. İçler dışlar çarpımı yapacak olursak 8 sinüs alfa eşittir 5 kök 3 olarak bulunuyor. Şu kısımda sinüs alfayı yalnız bırakacak olursak yani her yeri 8'e bölecek olursak 5 kök 3 bölü 8 olarak sinüs alfayı da hesaplamış oluruz arkadaşlar.